Bir cami garip olmamalı, ağlamamalı, nerede benimkiler dememeli. Bir insan farz namazı tek başına kıldığı zaman bir namaz kılmış olur. Ama cemaatle kılmış olduğu zaman 25-27 derece daha farklı olur. Niye? Ne var ki ya? Aynı namazı kılıyorsun. 4 rekat, 4 rekat. 2 rekat, 2 rekat. Ama 25 derece daha çoğalıyor. Şimdi sohbeti buraya geldiniz, dinliyorsunuz. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Her biriniz vaazı yapan, sohbeti yapan insandan daha samimi insanlarsınız. Çünkü sizi buraya getiren hiçbir güç yok. Kendi iradenizle geldiniz. Buraya geldiğinizde alacağınız maddi bir şey de yok burada. Hatta ne yapıyorsunuz? Fatura ödemesi yapıyor bir kısmınız yardım ediyor. Aldığınız bir şey yok, verdiğiniz şeyler var burada. Yani tepeden tırnağa kadar samimi duygularla buraya geldiniz. Hayatımızın akışı içerisinde bir takım günahlarımız olabilir, herkesin vardır. Ama buraya gelirken bütün maksadınız, himmetiniz nedir? Allah rızasıdır. Tam ihlaslı bir geliştir sizin gelişiniz. Bu kadar ihlaslı geliş bir araya gelince Allah'ın rahmeti yarar buna. Bu rahmet gönüllere siner, gönüllere sükunet, sekinet verir, itminan verir. Farkına varmadan bizim imanımız güçlenir, takvamız artar. İhlasımız artar. Camiye gittiğimiz zaman cemaati kalabalık görüyorsak, arasında gençleri görüyorsak ne kadar mutlu oluyoruz. Bakın hemen gönle yansıyor, kalbe yansıyor. İtminan dediğimiz, inşirah dediğimiz şey hemen yansıyor. 1000 kişinin, 2000 kişinin, 5000 kişinin yaşadığı bir mahallede bir cami garip olmamalı, ağlamamalı, nerede benimkiler dememeli. Kahvelerin dolu olduğu, meyhanelerin dolu olduğu, fabrikaların dolu olduğu, okulların dolu olduğu bir yerde cami, gariban, kimsesiz, yetim kalmamalı, camiyi ağlatmamalı. Eğer biz camileri ağlatırsak, sonra Allah bizi ağlatır. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz, tek başına kılınan namaz bir namazsa, cemaatle kılınan namaz 25 derece veya 27 derece daha, efendim, farklıdır buyurmaktadır.